Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadarki derslerimizde eksenel yükleme ve kesme yüklemesini incelemiştik. Burulma ve eğilme yüklemelerini daha sonra işleyeceğimizi söylemiştik. Bugünkü dersimizde burulma yüklemesini işleyeceğiz ve tablomuzun bu kısımlarını dolduracağız. Silindirik kesitli bir cisim düşünelim. Bu cismin bir ucunu duvara ankastre bağlayalım. Diğer ucu serbest olsun. Boyu L olan bu cismin yarıçapının R olduğunu düşünelim ve ucuna bir tork uygulayalım. Tork dediğimiz moment esaslı bir kesit tesiri olup cismin ekseninin etrafında uygulanan momente özel olarak burulma momenti denmektedir. Diğer adıyla da tork denmektedir. Diğer moment bileşenleri eğilme momenti olarak adlandırıldığı için onlardan farkı belirtmek amacıyla burulma momenti veya tork adıyla adlandırılmaktadır. Böylesi bir tork yüklemesi sonucunda yapıda adına fi dediğimiz bir burulma açısı meydana gelmektedir. Burulma açısının birimi radyandır. Başlangıçta şurada olan bir nokta burulma sonucunda şuraya gelmektedir A üssü. Dolayısıyla burada bir R çarpı fi ile hesaplanan bir çember yay meydana gelmektedir. Burulma momenti sonucunda yapı içerisinde to ile gösterdiğimiz kayma gerilmeleri meydana gelmektedir. To'nun dağılımı kesitin yarıçapına ve torka bağlı olup burada ok çizgileri ile gösterilmiştir. Dikkat edilecek olursa kesitin tam merkezinde to 0 olmakta, en uç noktası R'nin maksimum olduğu yerde de to maksimum olmakta. Arada ise değişim lineer olmaktadır. İşte bu değişim to eşittir t çarpı r bölü j şeklindedir. Bu işaret to şeklinde okunmaktadır. T dediğimiz tork, r dediğimiz yarıçap ve j dediğimiz kesitin kutupsal atalet momentidir. Şimdi statik bilgilerimizi hatırlayalım. Atalet momenti bahsinde belirli kesitler için formüller vermiştik. İçi dolu dairesel bir kesit için x eksen etrafında ve y eksen etrafındaki atalet momentinin birbirine eşit ve şu formülle hesaplanacağını söylemiştik. O noktası etrafındaki kutupsal atalet momentinin ise ix ve iy'lerin toplamı şeklinde ve nihayetinde şu formülle hesaplanacağını söylemiştik. İçi boş halka şeklindeki kesite sahip dairesel cisimler için de kutupsal atalet momentinin şeklinde söylemiştik. Atalet momentleriyle ilgili detaylı bilgiyi videomuzun sağ üst köşesinde statikte anlattığımız atalet momenti videosunu dinleyerek lütfen tazeleyiniz. Bu şekilde ise cismin tepeden görünümüne baktığımızda gerilme dağılımının nasıl bir şekil gösterdiğini veriyor. Bu şekle göre cismin en dış noktasında R'nin R max olduğu noktada to max değerini almaktadır. Herhangi bir R değerinde to R bölü R max çarpı to max şeklinde hesaplanmaktadır. To dediğimizde gerilme formülüdür. Peki burulma durumunda deformasyon nasıldır ve nasıl hesaplanır? Bir de ona bakalım. Bu şeklimize tekrar dönecek olursak A noktamız A üstüne doğru gelirken fi kadarlık bir burulma açısına maruz kalırken aynı zamanda bu cismin duvara bağlandığı noktadan A noktasına olan şu üçgeni de çizdiğimizde arada gama ile gösterdiğimiz bir kayma şekil değiştirmesi meydana gelmektedir. Bu üçgenin karşı kenarı R çarpı fi boyunda olacak. Üçgenin boyu ise cismimizin boyu olacak. Aradaki kayma ise basit bir şekilde tanjant fi formülüyle hesaplanır. Küçük açılar için tanjant fi açının kendisine de eşit kabul edilir. Dolayısıyla R çarpı fi bölü L şeklinde kayma şekil değiştirmesi radyan biriminde hesaplanmaktadır. Artık tablomuzu şu şekilde güncelleyebiliriz. Yükleme durumumuz burulma olduğunda yapıdaki gerilme kayma türünde bir gerilmedir. Ve to ile gösterilir. Tork, yarıçap ve kutupsal atalet momentine bağlıdır. Deformasyon ise burulma açısı olarak adlandırılmaktadır. Fi şeklindedir. Birimi radyandır. Fi'nin hesaplama tarzı ise TL bölü GJ şeklindedir. G dediğimiz rigidlik modülü ve L dediğimiz ise
cismin boyu, yani burulmaya maruz boy olarak düşünülebilir. Bu durumda o yapıda oluşan deformasyon ise kayma şekil değiştirmesidir. Birimi radyandır. Fi çarpı yarıçap bölü L formülüyle hesaplanmaktadır. Birimleri nasıl kullanacağımıza bakalım. Torkun birimi Newton-metre olarak alınmalıdır. Ki sorularda eğer kilo Newton-metre verildiyse bunu hani 1000 çarpı Newton-metre olarak almamız gerektiğini unutmayın. Yarıçapı metre olarak almalıyız. Ki soruda eğer milimetre verildiyse 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak almamız gerektiğini unutmayın. Kutupsal atalet momenti J'yi metre üzeri 4 olarak alacağız ki milimetre olarak verildiyse çarpı 10 üzeri eksi 12 milimetre üzeri 4 olarak almamız gerektiğini unutmayın. Bu durumda gerilme otomatikman Pascal biriminde çıkacaktır. Yani Newton bölü metrekare olarak çıkacaktır. Veya tam tersi eğer gerilme bize mega Pascal verilmişse o zaman Pascal'a dönüştüreceğiz. 10 üzeri 6 ile çarpmak suretiyle. Bunu unutmayalım. Bu bilgiler SI sistemi içindi. Aynı yapı İngiliz sistemi içinde geçerli. Torkun birimi pound inçtir. Yarıçap inç, kutupsal atalet momenti inç üzeri 4 alınmalıdır. Bu birimleri kullandığımızda gerilme otomatikmen PSI olarak çıkacaktır ki o da pound bölü inç kare demektir. Bize KSI verildiyse bu 10 üzeri 3 PSI demektir. Demek ki 10 üzeri 3'e çarparak piyasaya çevir. Burada dikkat edilecek bir hususta burulma açısı ve kayma şekil değiştirmesi. Eğer torkumuzu, yarıçapımızı ve gerilmemizi bu şekilde alırsak ancak radyan biriminde çıkar. Sakın ola torku Newton-metre alıp yarıçapı milimetre almayın. O durumda radyan çıkmaz, yanıltır sonuç. Gerek kayma gerilmesi formülü olsun, gerekse burulma açısı formülü olsun. Her ikisi de kestin sabit olduğu durum için geçerlidir. Eğer kestimizde kademe varsa veya kestimiz değişkense o zaman bu formülleri kullanamayız. Bu durumda her bir kademe için ayrı ayrı kesit alıp serbest cisim diyagramı çizerek o kesite gelen toplam torku denge denklemleri vasıtasıyla bulmamız gerekmektedir. Yani her bir kesiti ayrı ayrı inceleyeceğiz. Her bir kesit için bulduğumuz burulma açılarını toplayacağız işaretlerine dikkat ederek. Eğer kestimiz değişken ise o zaman integral almak suretiyle işte burulma açısını hesaplayacağız. Burulma açısını gösterirken alt indis E bölü B şeklinde gösterildiği de olur. Bu şu manaya geliyor. E noktasının B noktasına göre burulma açısı miktarıdır. E noktasının açısının B'den çıkartılmasıyla bulunmaktadır. Daha önceki derslerimizde eksenel yükleme konusunu anlatıyorken bahsetmiştik. Açılı bir düzlemde gerilme bileşenleri meydana geliyor idi. Yani sadece normal gerilme değil, aynı zamanda kayma gerilmesi de meydana geliyordu. Burulma durumunda da cismin eksenine paralel böyle bir eleman aldığımızda üzerinde sadece tau kayma gerilmesi meydana gelirken açılı bir eleman aldığımızda üzerinde normal ve kayma gerilmeleri aynı anda oluşabilmektedir. Eleman açısının 45 derece olduğu özel halde sadece ve sadece normal gerilmeler meydana gelmektedir. Bir kenarda çekme, diğer kenarda basma şeklinde ikisi de birbirine eşit. Tau çarpı R bölü C veya tau çarpı C bölü C şeklinde hesaplanmaktadır. Bu elemana bakarak şöyle bir sonuç çıkartıyoruz. Diyoruz ki cismin kestine paralel olan gerilmeler maksimum kayma gerilmesi ve cismin kestiyle 45 derece açıda da maksimum çekme gerilmesi olur. Bu iki sonucu bir arada düşündüğümüzde eğer bir cisim tork nedeniyle kırılıyorsa ve kırılma yüzeyi birinci şekilde olduğu gibi paralel bir şekilde, düz bir şekilde ise o zaman şu A elemanını hatırlayıp burada kayma gerilmeleri hasara sebep olmuştur. Dolayısıyla kayma gerilmeleri de sünek malzemelerde görüldüğü için bu cisim sünek bir cisimdir diyebiliriz. Tam tersine bu cisimde eğer burulma yüklemesi neticesinde hasara uğramışsa açılı bir kırılma gözlemlendiği için 45 derecelik açılarda da çekme gerilmeleri maksimum olduğu için burada hasara sebep olan ana etken
çekme gerilmeleridir. Ve bir cisimde eğer çekme gerilmesi cismi hasara uğratıyorsa o zaman o cisim gevrek bir cisimdir diyor. Bir örnek yapalım. Örneğimizde dairesel kesikli bir cisim mevcut. Cismin bir ucu ankastre duvara bağlanmış. Diğer ucundan 1000 Nm'lik bir tork mevcut. Cismin boyu 1 metre, çapı da 1 metreymiş. Cismin kesitinin kutupsal atalet momenti hazır olarak verilmiş olup bizden kesitte oluşacak kayma gerilmesini hesaplamamız istenmektedir. Kayma gerilmesi tork çarpı kesit bölü kutupsal atalet momenti ile hesaplanır. 1000 Newton metre, dikkat edersek birimlerimize takip ediyoruz. R yarıçap, çap 1 metre olduğuna göre yarıçapımız 0,5 metredir. Kutupsal atalet momenti direkt verilmiş 0,098 metre üzeri 4. Bu durumda kayma gerilmesini 5096 Pascal olarak buluyoruz. Soruda kutupsal atalet momenti hazır verilmiş idi. Verilmemiş olsaydı dairesel içi dolu kesitli cisimler için 1 bölü 2 pi çarpı r üzeri 4 formülle hesaplayacaktır. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı r dediğimiz d'nin yarısı 0,5'in yarısı 0,5 üzeri 4. Buradan da 0,098 metre üzeri 4 olarak bulabilecektik. Şimdiki örneğimizde ise bir önceki örneği baz alıyoruz. Önceki örnekteki malzemenin rigidlik modülünün 100 gigapascal olduğu verilmiş ve bizden phi burulma açısını bulmamız istenmektedir. T, L bölü G, J formülüyle bulacağız. 1000 Nm'lik bir torkumuz vardı. Cismin uzunluğu 1 metreydi. Burada cismin uzunluğunu yazıyoruz. Burası R değildir. Lütfen karıştırmayın. Rigidlik modülü 100 gigapascal, 10 üzeri 9'la çarpı pascala çeviriyoruz. Ve kutupsal atalet momenti 0,098 metre üzeri 4 idi. Buradan sonucu 1,02 çarpı 10 üzeri eksi 7 radyan olarak tespit ediyoruz. Bir örnek daha çözelim. Örneğimizde içi boş silindirik bir parça var. Bu cismin bir kenarı ankastre bağlıyken diğer ucuna T torku uygulanmıştır. Cismin dış çapı 60 mm, iç çapı ise 40 mm olup boyu ise 1,5 mm'dir. Yapıda oluşacak maksimum gerilmeyi 120 megapaskalla kısıtlanmışlar. Bunu aşması istenmiyor. Malzemenin rigidlik modülünde 77 megapaskal olduğu bize verildiğine göre 120 megapaskalı aşmayacak bir gerilme oluşması için tork ne olmalıdır deniyor. T çarpı R bölü J idi. 120 megapaskalı aşmamamız isteniyor. 10 üzeri 6 ile çarparak paskala çeviriyorum. T'yi hesaplayacağız. R dediğimiz dış yarıçap 30 milimetre, 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp metreye çeviriyoruz. Bölü kutupsal atalet momenti. Burada kutupsal atalet momenti 1 bölü 2 pi çarpı dış yarıçap 30'un üzeri 4 eksi iç yarıçap 20 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Eksi 12 ile çarparak metre üzeri 4'e çeviriyoruz. 30 ve 20'yi nasıl hesapladık? 62'ye böldük, 40'ı da 2'ye böldük. Bize dikkat edersek verilen boylar çaptır ama formülde yarı çap yazmamız gerekiyor. Dikkatten kaçabiliyor. Hesaplamalarımız yanlış çıkar. Lütfen buraya dikkat edelim. Dikkat edersek burada tek bilinmeyen T'dir. T'yi çektiğimizde 4080 Nm olarak buluyoruz. Burulma açısı phi'yi ise T, L bölü G, J formülünden hesaplayacağız. Artık T dediğimiz tork, burada uyguladığımız 4080 Nm, 1,5 metre mesafede uygulanıyor. 77 gigapaskallık rigidlik modülü var. J dediğimiz ise şunun aynısı. Bunu yazdığımızda kutupsal atalet momentini 1,021 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 olarak buluyoruz. Ve sonuçta 7,78 çarpı 10 üzeri eksi 2 radyan olarak tespit ediyoruz. Bir örnek çözelim. Örneğimizde 3 kademeden oluşan bir mil mevcut. Bu milin tamamı aynı malzemeden yapılmış olup rigid modülü 80 gigapascal olarak verilmiştir. Birinci kademe yarıçapı 40 mm, diğer kademe 55 mm, diğer de 112,5 mm'ymiş. Bunların boyları 500 mm, 450 mm ve şurası 1500 mm, 800 mm, şurası da
700 milimetre şeklinde verilmiş. A, B, C, D ve E noktaları verilmiş olup cismin her bir kademesindeki kayma gerilmeleri ve cismin toplamındaki burulma açısının tespit etmemiz istenmektedir. E noktasında 750 Nm'lik bir tork varken B noktasında ise ters yönde 800 Nm'lik bir tork uygulanmıştır. Bu bir kademeli mil olduğuna göre kademeli milin her bir kademesine ne kadar tork geldiğini serbest cisim diyagramı çizerek tespit etmemiz gerekmektedir. Şekilde cismin DE kademesi verilmiş. Ucunda 750 Nm uygulandığı gözüküyor. Diğer tarafta herhangi bir moment yok. Biz kesit tesiri olarak bir M momenti etki ediyoruz ki sistem dengede olsun diye. Ve serbest cisim diyagramından sonra denge denklemini yazıyoruz. Toplam moment sıfırdır. Yapıda şu yönde ki bu yönü negatif kabul etmişiz. Eksi 750 Nm'lik tork var. Bir de bu yönde bir reaksiyon momentimiz var. X'in toplamı 0. Buradan reaksiyon momentimin 750 Nm olduğunu buluyoruz. Bu 750 Nm'yi kayma gerilmesi formülünde yerine yazarsak ama R'yi 40 için yazarsak J'yi de 1 bölü 2 pi 40'ın üzeri 4 şeklinde hesaplarsak metreye çevirerek kayma gerilmemizi 7.46 megapascal olarak tespit ediyoruz. Burulma açısı için ise phi eşittir TL bölü GJ formülünü kullanıyoruz. Torkumuzu hesaplamıştık 750 Nm. Cismin buradaki boyu 500 mm idi. Metreye çevirdim 0.5. 80 gigapascal olarak rigidlik modülünü yazdım. Ve 4.02 üzeri eksi 4 olarak kutupsal atalet momentini yazdım. Hesabın sonunda 1.17 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan olarak bu kısımdaki burulma açısını tespit etmiş oldum. Benzer işlemi milin diğer kademeleri için de yapalım. Serbest cisim diyagramı çizilirken nereden başladıysa kestiğimiz yere kadar cismi ve cismin etkilerinin üzerine gelen etkileri gösteriyoruz. Bakın baştan çizdik. Burası D, burası E idi. Burası C noktası. E'den C'ye kadar başka herhangi bir etki yok. Dolayısıyla C noktasında bir reaksiyon momenti var. Toplam moment sıfırdır şeklinde denge denklemini yazarsak yine C kestinde de aynen DE kestinde olduğu gibi 750 Nm'lik bir tork geldiğini tespit ediyoruz. Maksimum gerilme formülünde bu tork değerini yerine yazıyoruz. Ama artık CD kestiğinde yarı çapımız 55 milimetredir. Onu yazıyoruz. Yine artık CD kestiğinin kutupsal atalet momenti de değişmiştir. Bu değerleri yazdığımızda maksimum gerilmenin 2.87 megapascal olduğunu tespit ediyoruz. Burulma açısı ise TL bölü GJ formülünden hesaplanır. T dediğimiz 750 Nm'lik tork. L dediğimiz cismin boyu, CD kısmının boyu ki 450 mm idi. Buradan 0.45 metreye çeviriyoruz. 80 10 üzeri 9 gigapascal ve kutupsal atalet momentini yazdığımızda burulma açısının 1.94 10 üzeri 4 radyan olduğunu tespit ediyoruz. Bu şekilde de cismin BC miline ne kadarlık tork geliyor onu hesaplayacağız ama tabii ki baştan bütün etkileri gösteriyoruz. BC'nin arasını kestik. BC'nin kestiğimiz yerine dışarıdan bir M reaksiyon momentinin geldiğini düşündük. Ve denge denklemini yazarak momentin 750 Nm olduğunu tespit ettik. Artık BC kısmının yarıçapı 112.5 mm olduğu için kutupsal atalet momenti formülünde yerine yazarak da kutupsal atalet momentinin yeni değerini bulduk. Torku 750 olarak, yarıçapı 112.5 olarak, atalet momentinde bu değerleri yazaraktan kayma gerilmesini 0.335 megapascal olarak tespit ediyoruz. Burulma açısını ise T çarpı L bölü G çarpı J şeklinde yazarak 2.61 çarpı 10 üzeri eksi 5 radyan olarak tespit ediyoruz. Şimdi de milimizin AB kademesine gelen kısma bakalım. Aslında AB'nin çapı BC ile aynı bir kademe yok. Fakat burada arada bir tork daha geldiği için bu tork bizim
Toplam torku değiştireceği için denge denklemini yazıp hesaplamamız lazım. Toplam moment eşittir 0 yazaraktan buradaki momentin eksi 50 Nm olduğunu buluyoruz. Eksi değerine dikkat edelim. Kutupsal atalet momentini yine bir öncekiyle aynı. Maksimum momenti yazarken eksi 50 yazıyoruz tork yerine. Yarçap hala aynı 112,5 mm ve kutupsal atalet momentini yazdığımızda gerilmenin eksi 0,022 MPa olduğunu tespit ediyoruz. Eksi işareti kayma gerilmesinin yönünü hani şu şekilde değil de şu şekilde olduğunu gösteriyor. Phi ise burulma açısı, tork çarpı boy 0,8, G rigidlik, J de kutupsal atalet momenti. Buradan da Phi'nin eksi 1,99 çarpı 10 üzeri eksi radyan olduğunu buluyoruz. Dikkat edersek her bir kesit için ayrı ayrı Phi'leri hesapladık. Şimdi toplam Phi'yi hesaplamak için bütün Phi'leri ucuca ekliyoruz. Dikkat edelim, işaretleri baz alarak eklediğimizde toplam Phi'nin 1,48 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi de burulma yüklemesi halinde gerilme yığılmalarını inceleyelim. Aslında gerilme yığılması konusunu geçen haftaki dersimizde işlemiştik. Ve o zaman demiştik ki şimdi eksenel yük için inceliyoruz. Daha sonra burulma, eğilme gibi çeşitli yüklemeler için de inceleyeceğiz bu olayı demiştik. İşte şimdi burulma durumu için gerilme yığılmaları nasıl hesaplanıyor? Tahmin edebileceğimiz üzere yapıda herhangi bir kesit farkı olduğunda bu kesitin farkının olduğu şu kısımdaki köşe yuvarlatmasına bağlı olarak yapıda gerilmeler hesapladığımız tonun belli bir k katsayısıyla çarpımı kadar daha artacaktır. Artık to max gibi başka bir değere çıkacaktır buralarda. Küçük kesitte daha fazla gerilme oluyordu. Biz burada to'muzu, to ortalamayı hatırlayalım, t r bölü j ile hesaplıyorduk. O zaman maksimumu bu hesapladığımız şu küçük kesit için dikkat edelim. Yani şurada j'yi burası için, r'yi de bu mil için alacağız. Bunu bir de k ile çarptığımızda to max'ı bulmuş olacağız. Peki k nasıl hesaplanmaktadır? K değeri ise şekilde verilmiş olan bu tablodan hesaplanmaktadır. Dikkat edersek tablomuzda mil var. Milin büyük kesitinin çapı d, küçük kesitinin çapı küçük d ve aradaki köşe yuvarlatması ise küçük r olarak verildiğine göre yatay eksen küçük r bölü d'ye bağlı ve buradaki kırmızı eğriler ise büyük d bölü d'ye bağlı. Dikey eksen ise k'yı vermektedir. Bir örnek yapalım. Örneğimizde iki kademeden oluşan bir mil var. Bu milin büyük kademesinin çapı 320 mm, küçük kademesi de 160 mm. Milin bir ucu ankastre bağlıyken diğer ucuna da 80 kN'lik bir tork uygulanmıştır. Birinci ve ikinci kademenin aralarındaki köşe yuvarlatması verildiğine göre bu köşe yuvarlatması nedeniyle yapıda oluşan maksimum gerilmeyi tespit etmemiz istenmektedir. Sanki bu köşe yuvarlatması yokmuş gibi maksimum gerilmemizi hesaplayalım. Tr bölü J formülünden. Torkumuz 80 kN, 10 üzeri 3'e çarparak Newton'a çevirdik. Ve yarıçap değeri 160'ın yarısı 80, onu da 10 üzeri eksi 3 ile çarparak metreye çevirdik. Ve bu dairesel küçük kesitin kutupsal atalet momenti 1 bölü 2 pi yarıçapın yani 80'in üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ile de metre üzeri 4'e çevirdik. Buradan gerilmemizi 99,5 megapascal olarak tespit ettik. Şimdi yapıda k'yı tespit edeceğiz ki 99,5 k ile çarpalım. Onun için büyük d bölü d, küçük r bölü küçük d'ye ihtiyacımız var. Büyük çap 320, küçük çap 160. Dolayısıyla d bölü d oranı 2. Yuvarlatma yer çapımız 32 mm. Şurayı düzeltelim 32 olarak. Küçük çapımız da 160 mm. İkisini oranladığımızda da 0,2 katsayısını buluyoruz. R bölü d'nin 0,2, d bölü d'nin de 2 olduğu olaya bakalım. R bölü d yatay eksen 0,2. Bunun d bölü d'nin 2 olduğu eğriyi kestiği noktadan dikey eksene bir dikme çizersek k'nın 1,25 olduğunu tespit ediyoruz. 1,25 ile biraz önce bulduğumuz 99,5 çarptığımızda da
maksimum değerin 124.375 megapaskal olduğunu tespit ediyoruz. Şeklimizde kesitli dikdörtgen olan bir cisim verilmiştir. Bu cisim burulmaya maruz bırakılmıştır. Dersimizin başında söylemiştik. Şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün hesaplamalar dairesel kesitli cisimler için geçerlidir. Kesinlikle eğer kesit daireden farklıysa to eşittir tr bölü j formülünü veya fi eşittir tl bölü gc formülünü kullanamayız. Kesitle kullanılamaz. Mesela dikdörtgen kesitli bir cisim verilmiş olsaydı hangi formülü kullanacaktık? O zaman to formülümüz t bölü c1 çarpı ab kare, fi formülümüzde tl bölü c2 çarpı ab küp çarpı g olmakta. Burada tl, g ve t'ye aşinayız. Yeni olarak c1, c2 değeri geliyor. ab değeri geliyor. ab kestimizin boyu, c1, c2 ise o kestin boy oranına bağlı olarak şu tablodan bulmamız gereken iki tane katsayı. Eğer ab'ye eşitse AB oranı 1 olacağı için C1'imizi 0,208 alacağız. C2'yi de 0,1406 alacağız. Bu şekilde AB oranına bağlı olaraktan C1, C2 tablodan seçeceğiz. Benzer olarak eğer cismimizin kesti eşkenar üçgense Tomax formülümüz 20 çarpı T bölü A küp ki A dediğimiz eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu. Fi ise 42.2 2 eksi t çarpı l bölü a üzeri 4 çarpı g'dir. Altıgen için de yine t ve fi formülleri burada verilmiş. Altıgenin alanı bu şekildedir. Altıgenin köşegen uzunluğu ise bir kenar uzunluğunun iki katı şeklinde bu formülleri kullanacağız. Bir örnek yapalım. Örneğimizde bir kısmı altıgen kesite sahip, bir kısmı da dairesel kesite sahip. Cismimiz bir ucundan ankastre bağlı, diğer ucundan ise sırasıyla 2 kN ve belli bir mesafe sonra da 4 kN'luk farklı yönlerde iki tane tork uygulanmış. Milimizin çapı 40 mm, altıgenimizin bir kenar uzunluğu ise 20 mm'dir. Altıgen cisim 800 mm uzunluğunda, silindirik cisim ise 600 mm uzunluğundadır. Buna göre M noktasının K'ya göre, duvara göre dönme açısını bulmamız istenmektedir. Cismin rigidlik modülü 80 megapascal olarak verilmiştir. Hesaplamaya başlamadan önce cismin LM kısmına ve KL kısmına ne kadarlık tork gelecek? Önce onu tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü yapıda iki farklı yönde iki farklı tork var. Dolayısıyla bütünü için aynı tork söz konusu değil. Sadece LM kısmına odaklanacak olursa LM kısmında 2 kN metrelik saatin tersi yönünde bir tork var. Ama L'ye kadar bu geçerli. L'yi birazcık daha aşıp şöyle geçtiğimizde hemen karşımıza 2 kN'un tersi yönünde bir 4 kN daha karşımıza geliyor. Dolayısıyla artık şu kısımda 4 eksi 2, 2 kN'luk bir tork meydana gelecektir. Daire kesit için kayma gerilmesini TR bölü J formülüyle gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Tork dediğimiz 2000 Nm. Yarıçap, dikkat edelim, çapın 40 mm olduğu verilmiş. O zaman 20 girmeliyiz. Metreye çeviriyorum. 10 üzeri eksi 3 ile çarparak. Bölü kutupsal atalet momenti ve nihayetinde 159.15 megapascal olarak tespit ediyoruz. Altıgen kesit için maksimum kayma gerilmesini de yine verilenleri formülde bu sefer altıgen formülünde yazaraktan eksi 221.171 megapascal olarak tespit ediyoruz. Şimdi de burulma açılarını hesaplayalım. Dairesel kesit için TL bölü GC formülünü kullanarak 5.97 10 üzeri eksi 2 radyan olarak tespit ediyoruz. Altıgen kesit kısmı için ise ona ait formülü kullanmak suretiyle eksi 6.78 10 üzeri eksi 2 radyan olarak tespit ediyoruz. Bulduğumuz her iki değeri işaretlerine dikkat ederek topladığımızda da toplam açıyı eksi 8.14 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan olarak tespit ediyoruz. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.